Ramazan mübarek olsun. Hayırlı olsun. Herkesin eline hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Toplam yerine göre 809 lira mı? Buradan tura kadar böyle elektrik basmadan yani böyle köşe bırakmıştık. Allah'ım sana şükürler olsun. Bize bu günü gösterdin. Allah razı olsun hepinizden. Gaziantep'imizin 2050'ye kadar olan içme suyu problemini çözecek Düzbağ projesi ve yine 80 bin dekar arazimizin suyla buluşacağı Doğanpınar Barajımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarla 2023 hedeflerine ve 2053 hedeflerine liderliğinizde edim adımlarla ilerliyoruz. Ben tüm Gaziantep'li hemşehrilerimiz, Gazi şehrimiz adına Gaziantep'imize yapmış olduğunuz her türlü destek için minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Bu proje regülatöre dayalı ishale hattı, içme suyu arıtma tesisi ve Düzbağ Barajı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Proje sayesinde ilk etapta regülatör vasıtasıyla yıllık 96.6 milyon metreküp Düzbağ Barajı devreye girdiğinde ise yıllık 173.6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğiz. İşçisinden mühendisine kadar, emeği geçen herkese, bakanlık personelimize ve tüm Gaziantep'lilere içtenlikle teşekkür ediyor. Düzbağ ishale hattı ve Doğanpınar Barajı'nın hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Açılışını yaptığımız Düzbağ içme suyu ishale hattı ile Doğanpınar Barajı'nın Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İshale hattının açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ içme suyu projesi ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesidir. Suyun doğal eğimle temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 milyon metreküp su sağlandı. Böylece belediyemiz vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz içme suyu hizmeti verme imkanına kavuştu. Nitekim belediyemiz içme suyunda %27 indirim yaparak bu avantajı halkımıza hemen yansıtmıştır. Gaziantep'in potansiyelini geliştirecek her yatırımı Cumhurbaşkanı olarak bizzat desteklemekte kararlıyım. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız ishale hattı ve barajımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'dan sizlere selamlar. Ya Allah! Bismillah. Bu suyu 144 kilometre boyunca tertemiz menba suyu kalitesinde taşıyıp Gaziantep'li vatandaşlarımıza ulaştırmaktan bahsediyoruz. Bundan dolayı son derece gururluyuz ama burası 3 etap. Henüz diğer etapları da tamamlanmadı. Barajı var, arıtma tesisi var. Bunların da tamamlanmasıyla beraber yine devasa yatırımlarımıza yenilerini katmış olacağız. Bu şu anda Gaziantep'in 100 milyon metreküp diyeceğim. Diyeceksiniz bu nedir? Yıllık ihtiyacının yarısını buradan karşılıyoruz. Barajı tamamladığımızda da Gaziantep'in yıllık ihtiyacının hepsini karşılayacak şekilde bir su potansiyeli sağlamış olacağız. Mevcut su kaynaklarını da düşündüğünüz zaman bundan sonra Gaziantep'liler 2050 yılına kadar bir daha suyla ilgili bir problemleri kalmamış olacak. Türkiye'nin Melen'den sonra en büyük su projesi 2 yılda tamamlandı. Dağlar delindi. Onlarca mühendis, yüzlerce kardeşimiz çalıştı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayaldi, başarıldı. Bize düşen şey karıncalar gibi çalışmaktı. Rabbim dev eserleri açmayı bize nasip etti. Bu heyecanımızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Su gibi aziz olun.